Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yorumlamada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye anlamlarını da dikkate alın. Rüya ilk yorumcuya göre vuku gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın. Rüyada yağmur görmek. Danyal aleyhisselam demiştir ki, yağmur hayır ve Allahü Teala'nın rahmetidir. Beklenilen vakitte arzu edildiği gibi yağmur yağdığını görmek, feyiz ve berekettir. Yağmurun sükunetle yağması, hayır ve menfaattir. Sene veya ay başında yağmur görmek, o ayda veya yıl içinde bereket, nimet ve ucuzluk olacağına delalet eder. Rüyasında yağmur çiselediğini gören hasta, şifaya kavuşur. İbn-i Şirin diyor ki, yağmur suyu ile yıkandığını gören, korkudan muhafaza olur. Yağmur tanelerinden ses geldiğini gören, büyük mertebe ve şöhret kazanır. Temiz yağmur suyundan içmek, hayırdır. Yağmur suyu ile gusül etmek yahut abdest almak, din ve dünya hayatında doğruluktur. Rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka delalet eder. Bazen yağmur gerek insanlardan ve gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan şeyin hayatta oluşuna delalet eder. Bazen de yağmur insana vaat edilen şeyin yerine getirilmesine delalet eder. Bazen yağmur görmek, misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasına delalet eder. Bazen de belirli bir yere zarar veren yağmur tartı ve ölçeğin eksik yapılmasına veya Lut kavmine benzemeye delalet eder. Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya delalet eder. Yağmur, mahzun ve zulme uğramış kimsenin yardım istemesine, deve katarına, deve katarı da yağmura delalet eder. Eğer göğün ve bulutun her tarafından yağmur yağdığını görse, insanların erişeceği genişlik, sevinç ve suların menbalarından kaynayarak akıp taşmasına delalet eder. Bir kimsenin rüyada yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestiği bir şeyinin canlanmasına, hayır, bereket ve nimete nail olmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasına delalet eder. Rüyada yağmurun kendisine çabucak yetiştiğini gören kimse, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka nail olur. Yağmur üzüntüden kurtulmaya ve o sene içinde yardıma erişmeye delalet eder. Rüyada yağmurun yalnızca kendi evine yağdığını gören kimse, menfaat, hayra ve iyiliğe nail olur. Yağmurun şehrin her tarafına yağdığını görse, bu rüyanın tabiri o şehir halkına aittir. Çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri müjdeye ve onların yetişecekleri ucuzluğa ve bolluğa delalet eder. Bazı tabirciler, yağan yağmur toprak olursa ucuzluktur. Yağan yağmurun bal veya meyve cinsinden güzel görünen bir şey olması bütün insanlar için hayra delalet eder dediler. Eğer yağan yağmur süt, yağ veya zeytin yağı gibi şeylerden olursa tabir yine böyledir. Yağmur Allah'ın rahmetine, doğru olan dinine Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği ferahlık yardıma, Kur'an'a, ilim ve hikmete delalet eder. Çünkü, su yeryüzüne hayat vererek halkın hayata kavuşmasına, suyun olmayışı ve yeryüzünün kurak oluşu da insan ve hayvanların helak olmasına, karada ve denizde fesat çıkmasına delalet eder. Yağan yağmurdan cünüplükten dolayı gusül yaparsa veya namaz için abdest alırsa yahut yağmur suyu ile yüzünü veyahut vücudunda ya da tüyünde bulunan necaseti yıkarsa ve rüya sahibi de kafir ise, Müslüman olur. Eğer bidat sahibi veya günahkarsa, tövbe eder. Fakirse, zengin olur. Eğer sultandan veya başka bir zattan bir isteği varsa, isteği yerine getirilir. Yağmur, duaların kabul edilmesine de delalet eder. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.